Bu dedi kafirler, Allah'a inanmayan, inkar edenler, adamlara bakıyorum, her işleri rast gidiyor heriflerin. Adamlarda desen araba, karı, her şeyin en güzel heriflerde yani. Biz camiden çıkıyoruz değil mi? Cepte para yok, hala böyle yani. Evleneceksin diye yırtınıyorsun. Araba alsan zaten dandik bir araba oluyor. Ev desen tutturamıyorsun. Yani hem Müslümanız hem inanıyoruz. Hani biz abi cennete gidecektik, cennete gideceksek burada niye tırım alıyoruz? Bu herifler Allah yok, Kur'an yok, ayet yok diyorlar, inkar ediyorlar. Bunlardaki bu rahatlık da çözemedim. Bakın arkadaşlar, aynı benim de o kardeşim gibi kafama takılmıyor değildi. Ama hakikaten Cenab-ı Hak her şeyin cevabını vermiş. Bak ben size bir ayet okuyayım. Cenab-ı Hak ne söylüyor? Bir tanesi. Hakkı inkar edenlerin diyar diyar refah içinde gezip durmaları sakın seni aldatmasın. Bu aldandığımız bir konu değil mi? Bakıyoruz ne diyoruz? Hakikaten öyle ya. Ulan beş vakit kılıyorum ya. Kardeşim çekiyor diyemedik ya. Demiyor adam. Dua ediyorum, ediyorum, ediyorum kardeşim. Biz diyor kızı alamıyoruz diyor. Arif diyor dua etmeden diyor Ferrari ile geliyor. Nasıl oluyor bu iş? Bakın çok önemli. Peki devamı ne diyor? Ama müthiş. Pek kısa bir zevk ve eğlenme. Ayetin devamı bu. Sonra varacakları yer ise cehennem. Orası ne fena bir yataktır. Diyar diyar kafirlerin gezmesi seni aldatmasın. Azıcık bir zevk ve eğlence. Sonra varacakları yer ebedi cehennemdir. Orası ne kötü bir yataktır. Şimdi bu ayete baktığın zaman soruyorum. Samimi olarak. Zaten yaşasak yaşasak 100 sene. Hani abartıyorum yani sınırların en sonu. 100 sene. Doğru mu? 100 sene ömrünü tamamlamış binlerce milyarlarca insan gitmiş mi emin? Gitmiş. Kral da gitmiş mi? Hepsi gitmiş. Kralı da, zengini de, herkesi gitmiş. Peki dünyada %100 biliyoruz ki burada çok kısa duracağız. Sıkıntı da çeksen kısa, fakirlik de çeksen kısa, hastalık da çeksen kısa, ne çekersen çek kısa. Zaten çoğumuz yarısını bitirdik. Bazı abilerimiz son 3 dakika uzatma almışlar. Değil mi? Hakikaten bilmiyoruz. Bazen oyun çabuk bitebiliyor. Yani uzatmaya da gerek kalmadan. Şimdi soruyorum. Buna lütfen dikkat edin. Biz burada arkadaşlar. Neydi senin adın? Emirhan. Emirhan. Biz buradan dışarı gönderiyoruz. Tamam mı? Buradaki herkese diyorum ki. Arkadaşlar birazdan Emirhan buraya gelecek. Emirhan burada değil ama. Emirhan'a ben 5-6 tane yumruk. 6 tane tekme döner ama. Ondan sonra böyle 5-6 tane kafasına vuracağım. Sonra buraları süpürteceğim ona. Böyle bir saat akşama kadar yemek de vermeyeceğim. Ama gece saat 12'den sonra Ferrari. 500 tane karı. Evler, villalar, yazlıklar. Bitmeyecek para. İnanılmaz derecede güzel servet. Bütün sevdiklerini içine alabileceği, yaşayacağı bir alan vereceğim. Desem. Emirhan geldi içeri. Hakikaten patoküte vuruyorum herifi, çalıştırıyorum burada. Samimi soruyorum. Ki gerçekten cevap verin. Acır mısınız Emirhan'a? Emirhan bilmiyor ama. Ne dersiniz? Ulan şerefsiz kaptı parayı vallahi. Hoşunuza gider değil mi? Bir koy bir tane daha. Peki Emirhan gerçekten kazanacağını görse kendisi de razı olur değil mi? Ya Allah da diyor ki bize, ben size birazcık mallarınızdan azaltmak, hastalık, musibet, bazı şeylerle sizi imtihan edeceğim. Sonra siz sabrederseniz, isyan etmez, ibadet etmeye devam ederseniz, o zaman ben size ebediyen, sonsuza kadar mutlu yaşayacağınız, sevdiklerinizle beraber olacak bir hayat nimetini size hediye edeceğim.